Ben aldatıldın mı ya? Hiç. Her kadın gibi. Hadi be. Her kadın aldatılır mı? Ne bileyim, bana niye söylüyorsun oğlum? Ben de sanki her kadını ben aldatmışım gibi. Ama bir şey söyleyeyim, sende tabii aldatacak gömlek var ha. İçim içime sığmıyor. Evet ya, ben kadın olsam bu gömleği görsem ya bu herif neyin peşinde derim yani. Tam aldatan adam gömleği. Evet abi. Tiril fril fril. Yani evet, evet. Neyse. Yani... Hayır abi çok ne ya, ben de payıma düşeni yaşadım yani. Ve o kadında oldum yani, ayrıca filmdeki kadın hani. He. Tabii. Psycho'ya bağlayabilirim her konuda. Hadi be. Tabii. Şimdi tabii evlendiğin çok güzeldi bir ilişki. Çok senin evliliğinle ilgili en enteresan şey şu. Evliliğindeki adamı da şeyden demek ki, yani madem öyle aldatılma tecrübesi vardı, şeyden. Kankanmış eşin. Tabii. 20 yıllık kankam. 20 yıllık. Tabii. Bayağı hani çocukluk arkadaşı. O çok güzel hikaye. O nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Onu nasıl dönüştürdünüz? Ay. Ya Işın arkadaşız ama sen de yani o nasıl oldu dönüşüm? Tabii sonra fenomen tweetler atılmaya başladı. Işın Karaca gibi eski kankalarımı elden geçirmeye karar verdim. Gerçekten falan. Ama tabii. Şey enteresan bir duygu. Burada bir sürü arkadaş var. Onlara bir tavsiyen var mı? Yani... Nasıl şimdi oluyormuş? 20 yıl boyunca o benim bütün evliliklerimi sırayla gördü. Kaç evliliğin var ki? Bu 3. Ha. Ben belediye tarafından onaylattırmayı seviyorum sevgililerimi. Böyle bir hayata bakışım var benim ama her şey resmi olsun. 3. evlilik. Evet. Güzel. 3. Ve şöyle bir karar. Ya daha doğrusu aşk çok enteresan başladı. Biz hani çok, o benim hiçbir zaman Tuğrul değildi. Diri'ydi, onun adı Diri. Hani onun lakabı o, Diri. Diri. Hani Tuğrul demeye başladım. Bir sene hala alışamamıştık benim sonunda Tuğrul'cum falan demeye. Ama çok enteresan bir halde hani birbirimiz... Bir an var mı böyle? Var. Ya bu herifin arkadaşlıktan yani bir şeyler yapmaya başladı. Değil işte, değil. O da bir yok. O da yok bir anda. Arkadaşça nikah masasına mı oturdunuz? Ben tam o anı arıyorum. Arkadaştan sevgili olur mu? Biz bir 20 sene önce böyle bir flört etmiştik, böyle 2 gün. Zaten flörtle başladı. Sonra o flört arkadaşlığa dönüştü. Baktık biz olacak gibi değil. Çok çapkın adam o zaman. Adam çapkındı o zaman. O zaman büyük çapkın canım hani... Maşallah. Bu ne oluyor şu an? Bu şu oluyor. O repertuar geniş. Hani rekreasyon. Rekreasyon repertuarı yapmış kendine. Boş zamanlarınız. Boş zamanlarını değerlendiriyor. Tabii. O ne kelimeymiş var ya şu an. Her şeye gidiyor ya. Evet, ne yaptın? Sonra 20 yıl sonra çok benim böyle kötü bir dönemde hakikaten arkadaşım olarak yanımda durduğunda ve o bitti. Onun da kötü giden evliliği, o da bitti falan. Biz bayağı 2 kanka kahve içerken bir gün böyle baka kaldık yani hani. İkimiz de evlendik, olmadı ama birbirimizle arkadaşız. Ya biz niye başkalarıyla evlendik Işın? Onu yeni söylemeye başladı. Keşke başkalarıyla hiç evlenmemiş olsaydık diyor. Yani ben de aynı fikirdeyim. Hani ama yok, o tecrübeler sizi şu an bu mutlu evliliğe getirmedi mi Işın? Getirdi. Çünkü erkeğin bir noktası, bir dakika. O nasıl bir ışın demek ya? Işın. Ama bir dakika. Ya hayatımda ilk defa böyle ışın diyecek aldım. Çok ışın diye tanıdığım yok benim. O yüzden çok böyle... enteresan değil mi? Işın demek çok güzel. Işın. Erkeğin bir noktası var herhalde hayatında. Hani artık tamam, ben artık başka kadını istemiyorum. Tamam, bakmayacağım, etmeyeceğim. Bana artık tek eşlilik falan. Biz o noktaya geldik hayatımızın 25. yaşında. 25. 27'sin değil mi şu anda? Tabii biraz KDV, biraz stopaj falan. Biraz ekmek. KDV, stopaj ama bu konuyla ilgili iyi bir lafmış.